Tonguç, konuyu anlıyorum ama netlerim aynen düşük. Aynen böyle hocam. Aynen ya. Netlerim düşük. Bunu bir sürü arkadaşım bize sordu. Mesela Cansu Ağcagil arkadaşımız. Hemen oku bakalım Cansu. Hocam konuyu anlıyoruz ama soru çizmeye gelince tıkanıyoruz. Bunun için ne yapmalıyız? Hatta 227 beğeni almış bu videomuzun altındaki yorum. Hilal mesela demiş ki... Bazen konuları anlıyorum ama soruları çözemiyorum. Aynen Feyza Nur Kurnaz... Hocam nasıl kızmış ya. Aynen Feyza Nur Kurnaz... Çalışıyorum demiş... ama beklediğim sonuca ulaşamıyorum. Gerçekten de bu herkesin başına bela. Gerçekten de ne yapacağız? Ya çalışıyoruz ama olmuyor. Tonguç bak çok enteresan birkaç tane hikaye var benim bildiğim. Thomas Edison'un bir hikayesi var. İlkokul öğretmeni ailesine bir mektup yazıp şey demiş ki... O beyinsiz bir çocuk ve başarılı olamayacak. Edison hakkında mı soracağım? Thomas Edison hakkında. Yani ampulü bulan, dünyayı değiştiren adamlardan bir tanesi hakkında. Çok zeki hocam halbuki. Aynen buna öğretmeniz böyle söylüyor. Aynı zamanda Benjamin Franklin demiş ki Tonguç. Benjamin Franklin 10 yaşında okulu bırakmış Tonguç. Demiş ki yani ben yapamıyorum artık derslerim kötü geliyor bilmem ne diyerekten okulu bırakmış. Aynı kafadaymışız adamla. İnanılmaz büyük bilimsel buluşları yapan bir adam Benjamin Franklin. Gregor Mendel. Aa zaten, tanıyoruz hocam zaten. Aynen kalıtımın babası olarak, kalıtım biliminin babası olarak biyolojide çok önemli bir yere sahip ve üniversiteyi bitirememiş. Ve profesör demiş ki Mendel de bilim adamı için gerekli olan berrak düşünebilme yeteneği yok demiş. Ve halbuki adam süper olmuş. Adam yani. Dünyayı değiştirmiş. Yani dünyada demiş ki iki tane kahverengi gözlü oluşursa birleşirse mavi gözlü çocuklar olabilir tarzında çok olağanüstü matematiksel bezelyeci hesaplar yapıyor. Bezelyeci değil miydi bu adam? Aynen bezelyeci. Ama Tonguç'um bizim asıl sorunumuz şu. Konuyu anlıyoruz ama soruyu çözemiyoruz. Acaba biz aptal mıyız neden diye endişe peki? Düşmeye gerek yok. Veya acaba bizde bir sorun var mı diye endişe düşmeye gerek yok. Bunların hepsi güzel şeyler. Peki neden? Hemen bakalım. Tonguç'um bir kere ilk etapta anladığımız şekilde, anladığımız seviyeye uygun sorular çözmemiz gerekiyor. Yani kafamıza göre yok bir şey en zor kitabı alayım da hemen en zordan başlayayım. O zaman patlarsın tabii. Kızı kulesiz. Veya seviyen neyse ona göre davranman gerekiyor. Senin yapman gereken şey aslında seviyeni iyi belirlemek. Ardından Tonguç evladım benim yapman gereken ikinci şey ise soru çözme pratiğini daha hızlandırman, arttırman. Yani soruyu gördüğün anda ben bunu bu şekilde çözeceğim diyebilmeyi geliştirebilmen gerekiyor. Yani senin soruyu çözüp de tam doğru her şeyi mükemmel yapmana gerek yok. Zaten bu bir yol. Hatasız kul olmaz. Aynen bu yoldan giderken Tonguç yavaş yavaş ilerleyeceksin. Ama tabii ki bir grafik hiçbir zaman böyle çıkar mı? Hayır. Bir grafik yavaş yavaş çıkması her zaman daha doğrudur. Dolayısıyla bir de şunu bilmemiz gerekiyor. Farklı tarzda sorulara alışmamız gerekiyor. Yani sen her zaman her denemede aynı tarz geçen seneki çıkanlar gibi gelecektir diye bir şey yok. Her zaman farklı sormaya çalışıyor insanlar. Şu ana kadar çözdüğün tüm denemeleri toplaman da gerekiyor Tonguç'um. Bu denemeleri toplayıp yanlış olan sorularının konularını çıkarman gerekiyor. Bak mesela işte diyelim ki bir tane denemem var. İşte bu denememde işte karşımıza işte buradaki sorulara baktın. Buradaki soruların hepsini yaptın. Ve sonucunda da Tonguç'um denemenin sonucunda da karşına bir sonuçlar çıktı. Bu sonuçları nasıl değerlendireceksin? Bunlar acayip önemli. Ve yanlış olan soruların sonuçlarını çıkarabilmek için mesela işte bizim deneme değerlendirme kitapçığımız var. Bunu kendine yapabilirsin evinde. Hiç fark etmez. Burada mesela her konunun, her sorunun konusu belli ya. Yanlış yaptıkların altın değerinde. Ve bu yanlış yaptığın soruların analiziyle Tonguç'um senin yapman gereken şey aslında çok basit. Hemen göstermek istiyorum sana. Yapman gereken şey eksik kaldığın konuları, bilmediğin konuları, en fazla zaman harcadığın konuları çıkarman. Ona göre de kendi analizini yani kendi eksik listeni yapman. Ve bunlardan sonra da kendi konu listene hangilerine eksik olduğunu çıkardıktan sonra konuları çalışman gerekiyor. Konuları çalışıp onunla ilgili sorular çözmen gerekiyor. Sen kendi kendini analiz etmezsen, kendi kendini denetlemezsen zaten ileriye gidemezsin. Her denemede aynı hatayı yapmamalısın Tonguç'um. Hatanı tekrarlamazsan netlerin artacak. Yani mesela sen diyelim ki üst üste arada bilimsel gösterinde hep hata yapıyorsun. Artık ona yönelik çalışıp onunla ilgili bir sürü soru çözüp o hatanı artık sıfıra indirgemesin. Ve bu hatanı çıkarmamak için mücadele etmesin. Yani teker teker tuğlaları yerine yerleştirmesin. O yüzden analiz çok önemli. Her denemeden sonra sonucunu mutlaka yorumlayıp analiz etmelisin. Ve bu şekilde yaptığımız gibi, şurada yaptığımız gibi bilmediğim konular, deneme dördünün sonucunda eksik kaldığım konular, süreyi nasıl kullandım, işte en fazla zaman harcadım. Bunların hepsini kendin çıkarmalısın diyoruz Tonguç'um. Ve doğru soru çözmenin de 3 temel koşulu var. Onu da söylemek istiyorum sana. Fiziksel olarak bir kere hazır olmasın. Nasıl yani? Yorgun bir şekilde veya şöyle diyeyim yorgundan ziyade
ortamın, gıda aldığın gıdaların, uykunun, her şeyin düzgün standartlarda olması gerekiyor. Sen mesela geç saatte kafan tam uyumaya yatacakken paragraf yazarken anlamaya dayalı bir şey çözerken. Evet hocam, çok hatam çıkıyor. Patlarsın, normal bir şey, ama sen doğru düzgün beyninin çalıştığı saatlerde çözersen patlamazsın. Zihinsel uygunluk da çok önemli Tonguç'um. Burada konuyu bilmiyorsan, iyi çalışmadıysan ilk başlarda hata yapmanın senin için çok güzel bir yanı var. Bunu da söylemek istiyorum. Hatta sana Tonguç Akademi'nin paylaştığı çok güzel bir şeyi göstermek istiyorum. Bak. Aa, Instagram. Burada bir resim var Tonguç. Hatta sana yaklaştırayım. Şöyle yaklaştırayım ve resmi yorumlayalım. Tonguç burada resimde diyor ki solda, hatalarını biriktiren adam. Bak kafası nasıl biriktirmiş, görüyor musun? Hatalarım benim üzerimde bir yük olarak görüyor. Halbuki akıllı adam hatalarını çözerek ilerler ve bunları kendisi için ileri yukarıya çıkmak için basamak olarak kullanır. Dolayısıyla senin de bunu yapman gerekiyor. Senin de yapman gereken şey aslında hatalarımızı gelişmemiz için bir fırsat olarak görmek. Hatalarımızı bizim için bir yük olarak görmemek. Kesinlikle hata yapmaktan öğrenci olmaz. Hata yapmaktan çekinmememiz gerekiyor diyoruz. Ruhsal yorgunluğa baktığımız zaman bunlar ne işime yarayacak diyen motivasyonu düşük bir öğrenci aslında zaten hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Yani her zaman şunu söylemen gerekiyor. Yani ben şu anda bu görevimi yapmalıyım ve sonuçta da çok güzel bir yere gireceğim. Çok güzel bir hedef elde edeceğim. Yani bir hedefin olup o hedefin için bunları yaptığının bilinci ile yapmalısın. Yani sen hiçbir şekilde matematikte işte bilmem üst üsteler benim ne işime yarayacak ki? Böyle ilerlersen zaten başarılı olamazsın. Ama sen şunu söyleyeceksin. Matematikteki üstü sayılar benim bu hedefime gitmek için bir araçtır. Ve bu aracı ben çok iyi öğreneceğim. Bu arabayı kullanmayı çok iyi öğreneceğim. Sonrasında istersem yeni modelini alırım. İstersem atarım. İstersem şoför alırım. İstersem jet alırım. Bana ne diyeceksin? Böyle bakacaksın bu olaya diyoruz. Ve ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım, başarılarına devam ediyorum.